Merhaba arkadaşlar, Reseller Club'ın kontrol paneli özelleştirilmesiyle ilgili bu sunumuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün elimden geldiğince kontrol paneli demo hesabı ile yapabileceğiniz değişimlerle alakalı sizleri bilgilendireceğim. Bu sayede kontrol paneli ile işlemlerinizi daha basit hale getirebilirsiniz ve markanızı yaratma noktasındaki işlemlerinizi hızlandırabilirsiniz. Bu PowerPoint sunumunu kontrol paneli eğitim boyunca nerede kaldığımızı görebilmemiz amaçlı hazırladım. Herhangi bir kaçıklığa sebep vermemek için burada kontrol paneline çeşitli geçişler yapacağız. Şimdi isterseniz kontrol paneliyle ilgili sunumumuza başlamadan önce bir kontrol panelimizi görelim. Ne var bu kontrol panelinin içinde? Evet, gördüğünüz gibi tamamen markalandırılabilir bir kontrol paneli. Kontrol paneli üzerinde yer alan çeşitli sekmeler sayesinde kendi marka ayarlarınızı hızlı yapabilirsiniz. Bu sekmeleri gördüğünüz gibi ürünler, müşteriler, alt bayiler, ödemelerim ve benzeri diğer sekmeler sayesinde marka ayarlarınızı, kontrol paneliyle ilgili ayarlarınızı hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi tekrar sunumumuza dönmek gerekirse göreceğimiz başlıklara bir göz atalım. Sunum boyunca göreceklerimiz: yönetim özellikleri, satış ve pazarlama otomasyonu, muhasebe ve faturalandırma operasyonu, ürünler ve servisleri yönet, müşteriler ve alt bayileri yönet bölümünü bu sunum boyunca göreceğiz. Yönetim özellikleri bölümünde göreceğimiz değişimler için bir sonraki sayfamıza gidiyorum. Evet, yönetim özellikleri bölümünde kişisel hesap ayarlarından kontrol paneli ayarlarına, kullanıcı ayarlarından araçlar ve yardım desteğe kadar çeşitli ayarlarla ilgili değişimleri size elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Şimdi kontrol panelimize gidelim tekrar. Evet, ilk değişimler için sağ üst köşede bulunan profil ayarlarını değiştirmeye yarayan bu bölüme gidiyoruz. Buraya tıklayıp profilinizi düzenleyin dediğinizde profilinizle alakalı çeşitli bilgilerin olduğu bu sayfa ortaya çıkacak. Burada bayi kimliği, ana bayi no, satış iletim bilgisi, isim, e-posta adresleri ve benzeri değişimleri değiştirip istediğiniz ayarları yapabilirsiniz. Daha sonra düzenle demeyi unutmayın. Kaydettikten sonra çeşitli ayarlar burada zaten kaydolacaktır. İletişim bilgisi bölümünde ise satış ve muhasebe ve benzeri iletişim bilgilerinizi buradan ayarlıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi çeşitli sekmeleri doldurarak, özellikle kırmızı noktalı alanları doldurarak kaydettikten sonra bu değişimleri yapmış oluyorsunuz. Şimdi kontrol panelini kullanarak dil ayarlarımızı ve arayüz ayarlarını değiştirmeyi göstereceğim size. Bunun için ilk önce ayarlar sekmesine gidiyoruz. Ayarlar sekmesinden arayüz ayarlarına gidiyoruz. Bu görmüş olduğunuz listedeki kayıt sayısı yazan bölüm, ürünler ve müşterileri, alt bayileri listelediğiniz zaman 30 tane ürün, 30 tane bayi, 30 tane alt bayiye kadar listelemeyi garanti ediyor. Siz bunu isterseniz 15, 20, nasıl isterseniz o şekilde değiştirebilirsiniz. Evet, şimdi dil ayarlarıyla alakalı bölüme gidelim. Bunun için ayarlar, diğer marka ayarları, varsayılan dil diyoruz. Bu bölümde yer alan dil ayarı mevcut dil ayarlarınızdır. O yüzden bunu her zaman kendi isteğiniz doğrultusunda Türkçe olarak değiştirdiğiniz zaman buradan kalıcı olarak değiştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ayarlarımız Türkçe olarak değiştirildi. Bir başka göstereceğim şey ise ayarlar bölümünden yasal anlaşmalar bölümü. Yasal anlaşmalar bölümünde bayinizin, yani sizin ve kendi bayinizin, müşterilerinizin arasında yapmış olduğu anlaşmaları gösterir. Örneğin bayi ana sözleşmesine tıkladığımız zaman burada görmüş olduğunuz gibi siz ile bayiniz arasında yapmış olduğunuz bir sözleşme. Siz isterseniz bunun içinde çeşitli değişiklikler yapıp bunları değiştirebilirsiniz. Değişiklikleri kaydetmeyi unutmuyoruz. Ayarlar bölümünden size göstermek istediğim diğer bir bölüm ise şirket kullanıcıları bölümü. Şirket kullanıcıları bölümüne geldiğiniz zaman listele bölümüne tıklıyorsunuz. Listele bölümüne tıkladığınız zaman buradan kullanıcı eklediğiniz zaman buraya çeşitli bilgiler girerek çeşitli istediğiniz kişilere yetki verebiliyorsunuz. Bu tamamen size kalmış. Adını, soyadını ve e-posta adresini giydiğiniz bu kişinin hangi departmanda rol almasını istiyorsunuz? Destek bölümünde mi, fatura bölümünde mi, satış bölümünde mi? Buna siz karar veriyorsunuz. Bu ayarları değiştirdikten sonra tekrar firma kullanıcı bölümüne gidip haklar ve izinler bölümünde bu
yetki verdiğiniz kişilerin hangi yetkileri aldığını buradan listeleyip değiştirebiliyorsunuz. Örneğin tüm siparişleri listeleme yalnızca satışla alakalı yetkili olan kişilere verilebilir. İsterseniz alanda tescille alakalı bununla ilgili işlem yapmayı sales'ı kaldırıp sadece bunu muhasebeyle ilgili arkadaşa verebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Dediğim gibi buradan yaptıktan sonra ayarlar bölümünden kaydetmeyi unutmuyoruz. Şimdi panelimize en son giriş yapanları görmemiz için araçlar sekmesinden geçmiş girişler bölümüne tıklıyoruz. Yetki vermiş olduğunuz çeşitli kişilerin kontrol paneline ne zaman girdiklerini görmeniz için bu bölümü kullanıyorsunuz. Diyelim ki satışla alakalı herhangi bir kişiye yetki verdiniz ve bu kişinin sizin kontrol panelinize ne zaman girdiğini merak ediyorsunuz. Burada tüm kullanıcılar bölümünden, mesela burada bir kullanıcımız var. Buna tıklarsanız aradığınız saate tarihi belirttiğiniz zaman ara sekmesinden rahatlıkla bulabilirsiniz. Buradaki sekmeleri doldurmanız yeterli. Araçlar bölümünde başka göreceğimiz bir bölüm ise veri aktarma bölümü. Veri aktarma bölümünde şu görmüş olduğunuz listede çeşitli raporlar var. Satışla alakalı olabilir, vergiyle alakalı olabilir, ödemelerle alakalı olabilir. Bu çeşitli raporları tarihini yazıp e-posta adresinde buraya girdiğiniz zaman diyelim ki vergilerle alakalı raporu burada belirttiğiniz e-mail adresine göstermek istiyorsunuz. Göndermek istiyorsunuz. Bu kişi sizin müşteriniz, alt bayınız olabilir. Submit request dediğinizde bununla ilgili raporlar gerekli adrese gidiyor. Şimdi kontrol paneliyle ilgili değişim yaptığımız zaman bu değişimleri kaydetmek amaçlı araçlar bölümüne gidersiniz ilk başta. Kontrol panelinde yapmış olduğunuz değişimleri süper site, partner site, ön belli, yenile bölümünden buradan yapmış olduğunuz değişimle alakalı yenileme yaptığınız zaman bu ayarlar kaydolur. Gördüğünüz gibi ayarlar dediğiniz zaman süper site partner site ile alakalı ön belleği yenilediniz. Yani burada yapmış olduğunuz değişimler süper sitenizdeki, partner sitenizdeki ve benzeri yerdeki değişimlere yansıyacak. Yardım ve destek bölümü. Yardım ve destek bölümünde çeşitli sekmeler var. Bilgi bankası, destek talebi, yasal anlaşmalar, duyurular ve video eğitimleri. Bilgi bankasına tıklayalım. Ne var görelim. Bilgi bankasında çeşitli konular hakkında bilgi almak istiyorsanız bilgi bankasını kullanabilirsiniz. Bilgi bankası sayesinde çeşitli konularda bilgi sahibi olabilirsiniz. Diğer bir bölüm ise destek talebi. İsterseniz hesap yöneticinize destek talebi oluşturabilirsiniz. Size destek veren bölümdeki arkadaşlara. Yasal anlaşmalar bölümü, duyurular bölümünü açıklayacağım tekrar. Video eğitimleri, çeşitli konularda video eğitimleri var. Bunları da isterseniz buradan görebilirsiniz. Şimdi sunumda tekrar bir geri dönelim. Satış ve pazarlama otomasyonu bölümüne geçiyoruz. Bölümde göreceklerimiz ürün kayıt yöntemi, fiyatlandırma, alan tescili, marka ayarları. Bunları şimdi size göstereceğim. Evet, şimdi tekrar kontrol panelimize dönelim. Kontrol panelimizde ayarlar bölümünden ürün ve fiyatları yönet bölümüne giriyoruz. Buradan tüm ürünlerle ilgili fiyat ayarlamalarını yapabilirsiniz. Aynı zamanda yeni paketler oluşturabilirsiniz. Bu sayede her ürün için farklı bir satış planı, fiyatlandırma, ödeme seçeneği ve benzeri ayarları yapabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz yeri ürünler için otomatik kayıt bölümü. Reseller Club olarak biz yeni bir ürün piyasaya sürdüğümüzde bu otomatik olarak sizin ürün portföyünüze yansır. Eğer siz bu ürünlerin ürün portföyünüze anında yansımasını istemiyorsanız buradan bunu devre dışı bırak diyebilirsiniz. Bu sayede biz yeni bir ürün piyasaya sürdüğümüzde bu sizin müşteri portföyünüze yansımaz. Fakat biz genelde bunu devre dışı bırakmamanızı öneriyoruz. Şimdi diğer bir değişimle alakalı alan adı bölümüne gidelim. Evet. Alan adı bölümlerinde göstereceğim ilk şey satmak istediğiniz TLD'lerle alakalı size değişimleri göstereceğim. Tıklıyoruz. Bu görmüş olduğunuz bölümde çeşitli alan adları var görüyorsunuz. Sat bölümü şu anda satış yaptığınız alan adlarını gösteriyor. Eğer yeni sipariş yok derseniz bundan sonra örnek vermek gerekirse .d alan adıyla alakalı yeni bir sipariş almazsınız. Fakat bundan önce size bu alan adını kaydettirmiş kişilerin yenilemesi ve
diğer işlemleri hala aktiftir. Satma dediğiniz zaman örneğin .com'u artık satmak istemiyorsunuz. Bundan sonra bununla ilgili yeni bir sipariş almazsınız. Şimdi başka bir ürünümüze gidelim tekrar. Örnek verelim ki tek domain links hosting. Buna tıklıyoruz. Aynı şekilde aynı ayar burada da var. Değişti dediğimiz zaman satıp satmamak veya yeni sipariş almamak tamamen size bağlı. Evet, gördüğünüz gibi 3 farklı lokasyonumuz var. Amerika, Hindistan, İngiltere. 3 farklı lokasyon için 3 farklı ürün seçeneği mevcut. Bir diğer göstereceğim şey ise şimdi alan adlarına tekrar geri dönelim. Alan adı kaydı bölümünden satmak istediğiniz tiyatrolar için fiyat ayarlarının bölümüne giriyoruz. Burada alt bayi fiyatlandırması, alt bayileriniz için fiyat ayarlandırması bölümüne girdiğiniz zaman şu sağ köşede görmüş olduğunuz dilimleri yarat bölümü var. Bu dilimleri yarat bölümüne tıklıyoruz. Örneğin siz yeni bir fiyat aralığı belirliyorsunuz. Diyelim ki 100 lira üzerinde, 200 lira üzerinde, 500 lira üzerinde alım olduğu zaman müşterilerinize indirim yapmak istiyorsunuz. Buraya bir fiyat dilimi eklersiniz. Mesela diyelim ki 200. Fiyat aralıklarını kaydet dediğimizde artık yine bir fiyat aralığınız var. Bir tane daha dilim fiyat aralığı ekliyorsunuz. Diyelim ki 300. Eklediğinizde bakın yeni bir diliminiz oldu. Bunları kaydediyorsunuz fiyat aralıklarını. Bu kaydı yaptıktan sonra ürün ve fiyatları yönet bölümünden alan adı kaydına tekrar giriş yaptığınızda satmak istediğiniz tiyatrolar için fiyat ayarlama bölümünden diyelim ki alt bay fiyatlandırması bu ürün için fiyat vermek istiyorsunuz. Fiyatlandırma yönetiyorum .asya için. Evet. .asya bölümüne tıkladığınız zaman daha demin yaratmış olduğunuz dilim fiyatları için çeşitli fiyatlar verebilirsiniz. Bu kayıt için olur, yenileme için olur, transfer için olur ya da restorasyon için olur. Bu tamamen size kalmış. Buraya fiyatları girdiğiniz zaman, kaydettiğiniz zaman o yaratmış olduğunuz dilimler için yeni fiyatlar vermiş olursunuz. Müşteri fiyatları bölümü. Görmüş olduğunuz gibi .asya domaini için çeşitli yılları içeren fiyatlandırmalar var. Biz buna teleskopik fiyatlandırma diyoruz. Siz bizden almış olduğunuz maliyet fiyatının üzerine kendi kar marjınızı ekleyip istediğiniz gibi bu ürünlerle alakalı fiyat değişimleri yapabilirsiniz. Birden fazla sene için fiyat değişimi yaptıracağınız zaman bu senedeki fiyatın bir sonraki senedeki fiyattan daha düşük olması lazım. Ayarlarınızı sağlıklı şekilde kaydedebilmeniz için. Buradan da müşterileriniz için fiyat ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Fiyat ayarlandırmaları bölümünü yaptıktan sonra kaydetmeyi, fiyatları güncellemeyi kesinlikle unutmuyorsunuz. Şimdi bir hosting ürününe gidelim. Evet, burada gördüğünüz gibi farklı lokasyonlarda çeşitli paketler var. Siz yeni bir ürün paketi oluşturmak istediğiniz zaman yeni paket oluşturacaksınız buradan. Buraya yeni paket diye kaydedersiniz. Daha sonra disk alanını bandwidth'ini istediğiniz gibi belirlersiniz. Paket oluştur dersiniz. Paket oluştur dediğiniz zaman bu paket otomatik olarak gördüğünüz gibi burada yansıyor. Bunun yansımasından sonra bununla ilgili fiyatları yönetebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi burada bizim size vermiş olduğumuz maliyet fiyatı var. Burada da sizin 12 ay için belirlemiş olduğunuz fiyatlar var. İsterseniz siz 24 ay için, 36 ay için, 48 ay için, 60 ay için veya 120 ay için fiyat ayarlaması yapabilirsiniz. Bunun için şuraya tıklayacaksınız. Fiyat aralığı ekle diyeceksiniz. Gördüğünüz gibi yeni bir bölüm oluştu. Bu yeni oluşan bölüme de istediğiniz fiyatı ekleme, yenileme, IP ve diğer işlemler için çeşitli değişimleri yapabiliyorsunuz. Evet. Ürün ve fiyatlarla alakalı göstereceğim bunlar vardı. Bunları gösterdik. Dediğim gibi her bir farklı ürün için farklı bir fiyat ayarlaması yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. İstediğiniz ürün için istediğiniz fiyatı ayarlayabilirsiniz. Burada multi domain hosting var, reseller hosting vesaire var. Bunlarla ilgili de yapabilirsiniz.
Size göstereceğim diğer bir konu ise promosyon motoru. Recycle Club olarak çeşitli ürünlerle alakalı promosyonlar verdiğimiz zaman biz bu mevcut kampanyaları bu bölümde yayınlarız. Siz diyelim ki nokta US için şu anda promosyon var. Buna tıkladığınız zaman bu bölümü göreceksiniz. Burada görmüş olduğunuz bariyer fiyatı var. Bariyer fiyatı demek, Reseller Club olarak biz sizden bu ürünü en yüksek bu miktara satmanızı istiyoruz. Bunun üstünde bu ürünü satış yaparsanız normalde 177 lira olan maliyet fiyatı 445 lira yükselecek. Bunu yapmamızdaki amaç son müşteriyi korumak. Yani müşterilerimizin fiyatla alakalı sıkıntılar yaşamamasını sağlamak. Bu yüzden siz müşterileriniz için promosyon fiyatı koyduğunuz zaman bu bariyer fiyatından yüksek fiyat koymuyorsunuz. Diyelim ki 350 lira olarak koydunuz. RS1 fiyatı var. RS1 fiyatı demek sizin alt bayilerinize sunmuş olduğunuz fiyat. Alt bayilerinize sunmuş olduğunuz fiyatın bariyer fiyatından yüksek olmaması gerekiyor. O yüzden siz buraya 350 liraya mesela koyabilirsiniz fiyat. Bu bariyer fiyatından yüksek olmadığı sürece siz bu promosyondan yararlanmaya hak kazanacaksınız. RS2 fiyat ise sizin alt bayilerinizin kendi alt bayilerine ve müşterilerine sunmuş olduğu fiyat. Yukarıda belirtilen fiyatlar alt bayilerine ve müşterilerine sundukları fiyatlar bariyer fiyatından daha yüksek olan alt bayiler için geçerlidir. Yani siz de RS1 fiyatını her zaman RS2 fiyatından yüksek tutmak zorundasınız. Bu sayede promosyonu güncelle dediğiniz zaman promosyon güncellenecek. Tüm bu fiyat ayarlamaları müşterilerinizin yararına olarak işlemektedir. Tüm bunlardan sonra şimdi sizinle alan adı tescili ile ilgili neler yapabiliriz? Bunlara bir göz atalım. İlk göreceğimiz şey Whois formatı ile alakalı. Bunun için ayarlar, marka ayarları, alan adı sorgu formatı bölümüne gidiyoruz. Gördüğünüz gibi servis sağlayıcı ile alakalı çeşitli bilgilerinizin gözükmemesini istediğiniz zaman ayarlamaları buradan yapıyorsunuz. İsterseniz siz firma isminizin yapmış olduğunuz kayıt işlemlerinin gözükmesini istemiyorsanız buradan göster ya da saklı olarak değiştirebilirsiniz. Daha sonra bunu güncellemeyi unutmuyorsunuz. Güncelleme yaptıktan sonra ayarlar zaten kaydedilmiş oluyor. Varsayılan isim sunucularından sayıyoruz. İsterseniz bununla da alakalı birkaç şey göstermek istiyorum size. Bunun için ayarlar, ürün ve fiyatları yönet bölümüne gidersiniz. Pardon, ürün ve üyeler bölümüne gidersiniz. Alan tescili bölümünden varsayılan isim sunucusu bilgisine tıkladığınız zaman buraya kendi isim sunucularınızı yerleştirdiğiniz zaman bunlar sizin mevcut isim sunucularınız olarak kalacaktır. Tamamen size bağlı. Nasıl isterseniz o şekilde isim sunucuları ayarlayabiliyorsunuz. Daha sonra tanımlanmış bu name serverlar işlemleriniz için kullanılacaktır. Şimdi size göstereceğim bir sonraki ayar marka ile bölümünde yine süper site ve partner site ile alakalı URL'lerle alakalı çeşitli değişimler göstermek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi eğer süper sitenin yönetim alanına yani admin alanına gitmek isterseniz buraya tıklayıp admin alanına geçiş yapabiliyorsunuz. Admin alanı süper sitenizi yönetmenizle alakalı çeşitli değişimler içerir. Süper sitenin özelleştirilmesi alakalı bir videomuz YouTube'da yine var. Oradan yine izleyebilirsiniz bununla alakalı özelleştirme videosunu merak eden arkadaşlar için. Görmüş olduğunuz gibi süper site için kısmi markalı URL koyabildiğiniz gibi tam markalı yani sizin şirketinize ait olan bir URL de koyabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi kısmi yani bizim size vermiş olduğumuz URL prefiksleri var. Tabii siz isterseniz kendi şirket isminizi buraya yazıp kaydedebilirsiniz. Ben daha önceden bir alan adı kaydetmiştim. Onu şimdi buraya tekrar yazıyorum. Sizlere gösterebilmek amaçlı. Daha sonra şuradaki A-Record kaydı eklemi unutmuyorsunuz. Bunun için bu IP adresini alıyorum. Kopyaladım. Güncelle diyorum. Daha sonra bunu güncelledikten sonra ürünler bölümüne gidiyorum. Tüm siparişleri göster dediğimde görmüş olduğunuz gibi tstdevi.com buradan. Buraya tıklıyorum.
Buraya tıkladığımda sağ köşede görmüş olduğunuz DNS yönetimi bölümüne gidiyorsunuz. DNS yönetimine tıklıyorsunuz. DNS yönetimi tıkladığınız zaman A-Record ekleye tıklıyorum. Buraya tabii ki www koyuyorsunuz. Buraya daha demin kopyalamış olduğum IP adresini ekledim. Bir boşluk bırakmışız, o yüzden kabul olmadı. Evet. Görmüş olduğunuz gibi A-Record kaydını başarılı yaptık. Bundan sonra süper siteniz için url.testedelim.com adlı adrese yönlendirilecektir. Bu değişimleri yaptıktan sonra belleği yeniliyoruz. Araçlar bölümünden. Belleği yeniledik. Göstereceğim size ikinci bölüm ise yine ayarlar bölümünden marka ayarları bölümüne gidersiniz. Süper siteyi gösterdik. Gördüğünüz gibi buradan testedelim.com'u ayarını yaptık. A-Record'unu da ekledik. Şimdi size kontrol panelini bölümüne götürüyorum. Aynı şekilde kontrol panelini de istemiş olduğunuz URL'ye yönlendirebilirsiniz. Bunun için bizim vermiş olduğumuz URL'yi kullanabileceğiniz gibi kendi istemiş olduğunuz tam markalı URL'yi de kullanabilirsiniz. İşlemler aynı. Tekrar bunu göstermeyeceğim bu yüzden. Diğer göreceğimiz şey kontrol panelinde neler yapabiliriz? Başlıklarla alakalı. İsterseniz şu kontrol panelinin üzerinde görmüş olduğunuz logoyu istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Buraya sadece resim eklemeniz yeterli. Sayfa alt bilgisinde yer alan bilgiler, kontrol panelinizin sayfa alt bilgisi hakkında telif hakları bildirimle alakalı linklerini içeriyor. İsterseniz siz özel bir alt bilgi kullanabilirsiniz. Buraya ekleyebilirsiniz. Çıkış URL'si, müşterileriniz kontrol panelini terk ettikleri zaman sizin belirlemiş olduğunuz bir URL'ye yönlendirilirler. Bunu da seçmek sizin elinizde. Kontrol paneli alışveriş sepeti entegrasyonu. Bununla alakalı değişimler gayet basit. Alışveriş sepeti entegrasyonu sayesinde müşterileriniz kontrol panelinde ürünler bölümüne tıklayıp herhangi bir ürün aldığında buradan belirlemiş olduğunuz özel URL'ye sayesinde doğrudan o sayfaya giderler. Burada dediğim gibi iki seçeneğiniz var. Bir tanesi müşterileriniz kontrol panellerinde her alışveriş yaptığında seçtiğiniz storefront'a yani alışveriş sayfasına otomatik olarak yönlendirilir. Öbürü de sizin belirlemiş olduğunuz bir URL'ye doğrudan yönlendirilirler. Şimdi alanında sunucularla alakalı başka bir şey göstereceğim size. İsim sunucularınızla alakalı kullanacağınız IP adresi ve name serverlarla alakalı değişimleri buradan yapıyorsunuz. İsterseniz bizim size vermiş olduğumuz alan adlarını kullanabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi işte test, Mercury, test, Venus gibi çeşitli isim sunucular var. Bunları kullanmak istemiyor da kendi seçmiş olduğunuz isim sunucuları ve kullanmak istiyorsanız tam markalı name server kullanım bölümünde buraya tıklayacaksınız. Şu iki seçeneği ben daha önceden tekrar size uzun uzun göstermek amaçlı doldurmuştum. Buraya tıklıyorsunuz. Tikli olarak. Daha sonra buraya ben daha önceden kaydetmiş olduğum alan adının bilgilerini girdim. İşte ns1.testedelim.net, ns2.testedelim.net, ns3.testedelim.net. Gördüğünüz gibi her bir isim sunucu için tam 4 farklı IP adresi var. Bununla alakalı değişimleri güncele dediğiniz zaman ürünler bölümüne gidiyorsunuz. Tüm siparişleri listele bölümüne. Testedelim.net'e tıklıyorsunuz. DNS yönetimine tıklıyorsunuz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bizim her bir isim sunucu için eklediğimiz o 4 farklı IP adresi burada kayıtlı. Siz her bir isim sunucu için orada yazan 4 farklı IP adresini ekliyorsunuz. Buradan add a record deyip şuraya ns1, ns2, ns3 diye yazdığınız zaman buraya da IP adresini kopyaladığınız zaman kaydetmiş oluyorsunuz. İşlemler son derece basit. Daha sonra add a record dedikten sonra göstermek istediğim önemli bir şey daha var. Alt isim sunucularıyla alakalı değişimler.
Aynı şekilde alt isim sunucuları bölümüne tıklarsanız isim sunucuları için kaydettiğiniz IP adresleri alt isim sunucuları için de kaydedersiniz. Burada eklediğiniz olan isim sunucuları mutlaka kaydedin. Kaydetmeyi sakın unutmayın. Yoksa kaydetmeden çıkarsınız sayfadan. Child name server dediğimiz şey alan adının altında kurulu olan name serverlardır. Buradan da değiştirme yapabilirsiniz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi son derece kolay, tamamen sizin işlemlerinizi kolaylaştırmak için yapmış olduğumuz değişimler bunlar. Evet. İsim sunucularla alakalı gösterecek olan neler gördük? Tekrar bakalım. Gördüğünüz gibi burada size vermiş olduğum bilgiler sayesinde URL değişimlerini yapabiliyorsunuz. Şimdi tekrar slaytımıza gidelim. Evet, bir sonraki bölümümüz muhasebe ve faturalandırma otomasyonu. Genel ayarları göstereceğim size. Satış ve hesap bilimle alakalı ayarları. At bakiye limitiyle, çevrilmiş ödeme yöntemleriyle alakalı. Ödeme toplama ayarlarıyla ilgili sipariş, iptal günü, askı günü, silinme günü koymayı. Koyabileceğiniz ödeme kanallarını, vergi kuralları ile ilgili ve ödemelerinizle alakalı çeşitli bölümleri göstereceğim. Şimdi tekrar kontrol panelimize giriyoruz. Ayarlar. Muhasebe ve faturalandırma bölümünden genel ayarlar bölümüne gidiyorum. Evet, genel ayarlar bölümünde gördüğünüz gibi çeşitli ayarları yapabiliyorsunuz. Satış para birimi dediğimiz şey, ürünlerinizin satışını yapmak istediğiniz para birimidir. Burası daha önceden biz Türk Lirası olarak kaydetmiştik. Muhasebe birimi ise muhasebe işlemlerinizi hangi para biriminde tutmak istediğinizle alakalı. Bunu da ben daha önce Türk Lirası olarak kaydettim. Siz tabii ki sahip olduğunuz mevcut müşteri potansiyeline göre ve hizmet vermiş olduğunuz pazara göre değiştirebilirsiniz bunları. Burada bakiye alt limiti diye belirtmiş olduğumuz şey, hesabınızdaki para belirli bir limitin altına düştüğünde bununla alakalı size bilgi gelir. Bu miktarı siz belirliyorsunuz. Bu sayede hesabınızda para bitmeden tekrar yükleme yapabilirsiniz. Şimdi çevrim dışı ödeme yöntemleri bölümüyle alakalı bölüme geçmeden önce ödeme yapmak için minimum miktar bölümü var. Yani siz müşterilerinizin en az şu miktarda satın alım yapmasını istiyorsunuz. Bu tamamen sizin ticari işlemlerinizin miktarını korumanızla alakalı çeşitli değişimler. Diyelim ki siz 100 liranın altında alışverişi kabul etmiyorsunuz müşterilerinizden. Bunu 100 lira olarak belirtebilirsiniz. Ya da ne bileyim, müşterileriniz hesabına para ekleyeceği zaman şu görmüş olduğunuz bölümden en az müşterilerinizin 50 lira yüklemesini zorunlatabilirsiniz. Nasıl da Seller Club bayi olmanız için kullanılabilir 150 TL yüklemenizi öngörüyorsa, siz de aynı şekilde müşterilerinizden veya alt bayilerinizden bu şekilde bir miktar isteyebilirsiniz. Bu çevrim dışı ödeme yöntemi dediğimiz şey, müşterileriniz ya da alt bayileriniz kontrol panelinden faturalarını ödemek istediklerinde ya da hesaplarına para yüklemek istediklerinde bir ödeme sayfasına yönlendirirler. Bu ödeme sayfası sizin daha önceden koymuş olduğunuz ödeme yöntemlerini içerir. Bu ödeme yöntemleri seçeneğine ek olarak isterseniz havale, çek, wire transfer gibi ek ödeme yöntemleri içeren sayfaları, HTML kodlarını buraya yazarsınız. Bu sayede bunları da ekstra olarak ekleyebilirsiniz. İşte kontrol panelinde göreceğimiz işlemler bu kadar basit. Şimdi çok önemli bir bölüm hakkında size bilgi vereceğim. Ödemeler için sipariş, askı, silinme günü, hatırlatışı mıydı? Nasıl konuluyor? Bunları bir görelim. Bunun için ayarlar bölümünden muhasebe ve faturalandırma ödeme koleksiyon ayarlarına gidersiniz. Buradan ödeme ile alakalı ayar yapacağınız ürünü seçersiniz. Ben web servisleri diyorum. Evet. Görmüş olduğunuz gibi müşterileriniz size bir sipariş verdiğinde bunun ödemesiyle alakalı ne zaman para almak istiyorsunuz, ücretini almak istiyorsunuz, bunu belirliyorsunuz. Diyelim ki belli bir günden sonra müşteriniz hala ödemesini yapmadı. Bu siparişi iptal etme süresi koyabiliyorsunuz. Eğer siparişi bekletme süresi koymak istiyorsanız yine aynı şekilde buradan siparişi bekletme süresi koyarsınız. Sipariş silinme süresi, sistem tarafından siparişin silineceği gün sayısını belirtmenize yarıyor. Eğer boş bırakırsanız ödenmemiş siparişleriniz silinmeyecektir. Aynı zamanda müşterilerinize ödeme yapmaları için uyarıcı
mesajlar gönderebilirsiniz. Bunun için buraya gün koymak sizin elinizde. Gördüğünüz gibi işlemler bu kadar basit. Buradan ayarları yaptıktan sonra gönder dediğinizde ayarları kaydetmiş olacaksınız. Bir sonraki konumuz müşterileriniz ve bayileriniz için ödeme seçenekleri. Ayarlar bölümünden muhasebe ve faturalandırma bölümüne gidiyorsunuz. Ödeme sisteminden yönetim diyorsunuz. Evet, müşterilerinizden ve alt bayilerinizden 10 farklı şekilde ödeme alabiliyorsunuz. Bunlardan istediğinizi seçersiniz. En altta başka bir ödeme seçenekli bölümünden farklı bir ödeme seçeneği de entegre edebiliyorsunuz. Mesela diyelim ki PayPal ödeme yöntemiyle alakalı ekleme yapmak istiyorsunuz. Burada PayPal bilgilerinizi, PayPal e-mail adresinizi vesaire girdiğiniz zaman bununla alakalı değişimleri çok rahat şekilde yapacaksınız. Ödeme entegrasyonunu koyabiliyorsunuz yani. Ayarlar bölümü. Şimdi ayarlar bölümünden size göstereceğim şey vergilendirme ile alakalı. Vergi konusu hakkında aklınıza takılan sorular muhakkak vardır. Bunun için vergi kurallarını yapılandırmaya bakalım. Muhasebe faturalandırmadan vergi kurallarını yapılandıra tıklıyorsunuz. Evet, şu anda herhangi bir vergi kuralı ekli değil. Siz isterseniz yine bir vergi kuralı ile alakalı ekleme yapmak istiyorsanız buradan ekleme yapabilirsiniz. Burada ürün kategorisini seçersiniz. Verginin yüzdesini, verginin başlığını, vergiyi tahsil etmek istediğiniz ülkeyi, bölgeyi, zaman dilimini, verginin başlangıç tarihini vesaire belirtiyorsunuz. Bununla alakalı isterseniz alt başlıkta ekleyebilirsiniz. Evet. Vergi yapılandırmasını da gördükten sonra şimdi size ödemelerin bölümünü göstereceğim kısaca. Ödemelerin bölümü. Çeşitli bekleyen ödemeleriniz vardır, yapılan ödemeler vardır, yapılmayanlar vardır. Bununla alakalı bilgi almak istediği zaman müşterileriniz yapacakları şey çok basit. Ödemelerin bölümüne gelecekler. Diyelim ki ödemeler listesi bölümü. Bu ödemeler listesi bölümü sayesinde ödemelerle ilgili tüm listeyi görüntüleyebilirsiniz. Beklemede olan ödemeler için buradan yine görüntüleme yapabilirsiniz. Arşivlenmiş işlemlerde arayabilirsiniz. Ben size buradan kredi eklemeyi göstereceğim. Nasıl kredi ekliyorsunuz? Tıklıyorsunuz. Payment Gateway diye buradan devam dediğiniz zaman diyelim ki 400 lira yüklemek istiyorsunuz. Daha önceden entegre etmiş olduğunuz o ödeme yöntemi sayesinde gönder dediğiniz zaman bu demo hesap olduğu için tabii hemen yükleyecek. Gördüğünüz gibi ödemelerin bölümü sayesinde hesabımıza kredi ekledik. Evet. Şimdi diğer slaytımıza geçiyoruz. Bakalım daha ne göreceğiz özel işlemlerle alakalı. Ürün ve servisleri yönet bölümü. Ürün ve servisleri yönet bölümünde Resale Club bünyesinde yer alan çeşitli ürün ve servislerin fiyatlandırılmasını daha önceden görmüştük. Biz buradan şimdi bu ürün ve servisleri nasıl yönetiyoruz onu göreceğiz. Benim size burada göstermek istediğim bölüm alıntılarla alakalı olan bölüm. Evet. Alan tescil bölümünde alan adı arama, transfer, huis sorgusu, toplu yönetim gibi bölümler var. Siz buradan çeşitli konularda istediğiniz gibi yönlendirme yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi buradan yapmak istediğiniz ürünlerle alakalı değişimi çok kısa bir süre içinde yapabilirsiniz. Şimdi diyelim ki şu siparişleri listele bölümünden herhangi bir domainimize gidelim. testedelim.com'a gittik. Evet, gördüğünüz gibi burada çeşitli bölümler var. Bu alan adıyla alakalı ürün bilgisine buradan ulaşıyorsunuz. İşte alan adının şu andaki mevcut durumundan tutun da sona ereceği tarihe, hırsızlık koruması vesaire tescil ettirenin detayları, alan adı sunucuları gibi değişimleri buradan görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi bilgiler burada yer alıyor. Siz ayrıyetten diyelim ki gizlilik korumasıyla alakalı değişim yapmak istiyorsunuz. İşte gizlilik koruması devre dışı bırakılmış daha önceden. Aktif et diyorsunuz. Güncelle dediğiniz zaman güncelliyorsunuz. Hırsızlık koruması. İstediğiniz gibi aktif veya pasif hale getirebiliyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu kadar basit. Göstermek istediğim bir diğerinin bir hosting ürünümüzü gösterelim. Evet. Hosting ürünümüzde diyelim ki test edelim. Net için daha önceden ben
hosting almıştım. Görmüş olduğunuz gibi çeşitli detaylar var. Bu detaylar burada yazıyor hepsi. Müşteri numarası, müşteri detayları, domainle alakalı bilgiler. Siz yine buradan şu görmüş olduğunuz bölümden çeşitli değişimleri yapabiliyorsunuz. Benim size göstermek istediğim şey hosting yöntemiyle ilgili olan bölüm. Bunun için cPanel'i göstereceğim size hosting manager'ın içinde. Tıkladığımız zaman evet gördüğünüz gibi cPanel'le alakalı bu bölüm. Burada e-mail hesapları oluşturma ile alakalı mail bölümünü görebilirsiniz. Subdomainlerle alakalı olan bir bölüm var. Web disk ile alakalı. Her çeşit değişimi buradan cPanel içinden yapabiliyorsunuz. Hostinginizle alakalı. Bunun için buraya bakmanız yeterli. Evet. Şimdi son değişimlerimizi göstermek üzere slaytımıza tekrar geri dönelim. Müşteriler ve alt bayileri yönetme bölümü. Size göstereceğim ilk değişiklik için alt bay giriş bölümüne gideceğim. Evet. Alt bayiler bölümü. Burada görmüş olduğunuz gibi çeşitli başlıklar var. Alt bayilerle alakalı listeleme, arama yapma, yeni alt bayi ekleme, faturalandırma vesaire gibi bölümleri buradan görebiliyorsunuz. Faturalandırma bölümünün içinde de ödeme işlemlerle alakalı kredi eklemeden tutun da proforma vermeye kadar bloke edilen bakı evine listelerini hepsini görebilirsiniz. Biz isterseniz şimdi öncelikle bir listelemeden alt bay listemizi bir görelim. Evet. Burada görmüş olduğunuz gibi alt bayilerimizin listesi gözükecek. Herhangi bir alt bayimize tıklıyoruz. Ben daha önceden bir tane buraya eklemiştim. Siz eklemek isterseniz buradan ekleye tıklarsınız. Kendi alt bayilerinizi eklersiniz. Ekleye tıklıyoruz alt bayiyi. Tıkladıktan sonra yarattık bir tane. Bakıyoruz. Evet burada gördüğünüz gibi alt bayili ile alakalı hesapla alakalı askıya alma, şifre değiştirme, şifre gönderme, geçici şifre oluşturma, bekleyen ödemeler, arşivlenmiş işlemleri listeleme ve alt bayi hesabına kredi ekleme gibi bölümler burada var. Siz buradan istemiş olduğunuz değişimleri rahatlıkla yapabilirsiniz. Ben size alt bayi hesabına nasıl kredi eklenir onu göstereceğim. Devam et diyoruz. Evet. Burada eklemek istediğiniz para miktarını yazarsınız. Diyelim ki 100 TL eklemek istiyorsunuz. Borç tip bölümüne borç kaydı veya fatura yazarsınız. Tamamen size kalmış. Tanımlama bölümüne de nasıl isterseniz ödeme anahtarına ben 1, 2, 3 diyorum. Tanımlama bölümüne yeni miktar diyorum. Gönder dediğimiz zaman gördüğünüz gibi işlemi de doğruladığımız zaman kaydını yapıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi eklemeyi yaptık. Aynı zamanda alt bayilerle alakalı diğer çeşitli ayarları göstereceğim size. Bunun için tekrar listeliyoruz. Alt bayiye tıklıyoruz buradan. Evet burada gördüğünüz gibi fiyatlandırma. Özel fiyatlandırma yapabilirsiniz bayilerinize veya müşterilerinize. Müşterileriniz bölümü de aynı şekilde işliyor. Buradan ekle göster dediğiniz zaman aynı şekilde işler. Alt bayiler ve müşteriler bölümü. Burada bir alt bayiniz için bir ürünün, özel bir ürünün fiyatlandırmasını yapmak istiyorsunuz. Mesela diyelim ki nokta biz domain'in fiyatlandırmasını özel olarak yapmak istiyorsunuz bu alt bayinize. Buradan gördüğünüz gibi alanı tescille alakalı ayrı fiyat koyabilirsiniz. Transferle alakalı, yenilemeyle alakalı, geri almayla alakalı. Bu tamamen size kalmış. Normalde olan fiyatlar tüm müşteriniz için geçerli. Ama siz isterseniz özel fiyat belirleyebiliyorsunuz. Bir sonraki göreceğimiz bölüm ise alt bayiler bölümünde. Burada faturalandırma bölümünü dediğim gibi çeşitli işlemler var. E-posta gönderebilirsiniz hepsine. Çeşitli konularla alakalı istemiş olduklarınıza. Duyurular bölümü sayesinde yapacağınız yeni ürün tanıtımları varsa veya promosyon varsa buradan duyurular bölümünden duyuru yayınlayabilirsiniz. Dış aktar bölümünde bu bayilere çeşitli raporlar gönderebilirsiniz. Bunlar son derece basit. Kontrol panelinden rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Evet. Yıl boyunca süren promosyon ve İndirimlerimizi kesinlikle unutmayın. Reseller Club olarak biz her zaman fiyatlarımızı yıl boyunca indirimlerle ve promosyonlarla destekliyoruz. Dinlemiş olduğunuz için ben çok teşekkür ediyorum. Sunum boyunca sürçülisan ettiyse bu konuda sizden özür diliyorum. Ayrıntılı sorularınız için iletişim bilgilerimiz burada. Reseller Club Türkiye adresinin tr/satış@resellerclub.com adresine mail atabilirsiniz. Ya da bizleri 0212 705 5344 numaralardan arayabilirsiniz. Size işlerinizde başarılar diliyorum.